artık gidip. Ben çok özür dilerim. Önemli değil. İyi geceler. Sana da. Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptım? Bana öyle bakma Tayfun abi. Başka çarem olmadığını sen de biliyorsun. Bu kızı konuşturmam lazım. Kaçıp gitmeden her şeyi öğrenmeliyim. Merkez Olay Mahallindeyiz. Yaraları ambulansla hastaneye sevk ediyoruz. Anlaşıldı. Kadını da hemen hastaneye intikal ettiriyoruz. Bu saatte. Alo. Evet ben babasıyım. Açık mısın bana? Hani dönmeyecektim buraya, babanın yanında çalışacaktın. Şşş oğlum konuşsana. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Sen kendin vazgeçtin. Evet ben kendim vazgeçtim. Babamla aramızdaki ilişkiyi biliyorsun. Aynı yerde çalışıp da gırtlak gırtlak gelmeye yemedi. Anladın? İyi de daha düne kadar buradan kurtulacağım diye havalara uçan sen değil miydin? Aa yeter. Hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Yeter. Yeter. Şuna bak ya, babasının malı sanki. Savurup duruyor. Boş versene ya. Babası da onu buraya savurdu işte. Bana mı diyorsun? Ha? Bana mı söyledin? Çekildin ya biraz. Yalan mı lan? Babanla ne mal olduğunu anladı işte. Ne buldun lan lan? Ha? Tamam, sakin ol ya. Biraz sinirlendim. Sakin ol ya. Tamam. Özür dileyeceğim. Bırak, tamam bırak. Sen niye öyle konuşuyorsun? Niye öyle konuşuyorsun lan sen? Ha? Hadi geçti. Geçti. Çek lan beni. Çek, ne geçti? Ne geçti? Ne bakıyorsunuz lan? Ne bakıyorsunuz? Geçmiş. Bu aptalların arasında ne geçecek lan? Bana kısılmış gibi burada çalıştırıyorlar. Geçti diyor. Oğlum bak yine seninki yazdı bak. Ya bırak kafasına göre takılsın çocuk ya. Aa geçti. Ah. Ha? Geçti. İyice kafayı yedi bu. Geçenlerde benimle de dalaştırıyor. Evet. Kaçıyorum lan sen iyisin değil mi? Bir şey olmaz aslansın aslan. Maşallah. İyiyim abi. Hadi beyler herkes işinin başına hadi bakmayın hadi daha. Hadi bakayım. Allah kahretsin ya. Cemil Bey de açmıyor. Git bakalım bak şuna. Sakinleşti mi? Bakayım. Alo. Evet. Levent amca,
kusura bakmayın ya. Rahatsız ediyorum da Kaan'ın durumu çok iyi değil. Onu burada zapt edemiyoruz. Bir gelseniz çok iyi olacak. Tamam, geliyorum. Bir şey yok. Bakıyorum. İyi misin diye. Ya Ela, ben dün gece sana biraz kaba davrandım. Özür dilerim. Hayır. Asıl ben haddimi açtım. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama oldu işte, kusura bakma. Sen öyle beklemediğim gibi davranınca ben de açıkçası ne yapacağımı bilemedim. Hatırlatma ne olur. Hatırlatma mı? Ela, benim dün geceden beri aklımda hep o an var. Yok, sen bir şey demiştin. Başka koşullarda, başka zamanda tanışmış olsaydık diye. Belki de doğru zaman şimdidir. Efendim anne. Ela, hemen yola çık. Derhal eve dönüyorsun. Daha dün geldim babaannemin yanına. Niye böyle bir şey söylüyorsun? Ela, beni konuşturma. Oraya o serseriyle gittiğini biliyorum. Sana döneceksin dediysem döneceksin. Beni bir daha arattırma. Anladın mı? Seninle geldiğimi öğrenmiş. Bak, benim yüzümden bir sorun yaşamanızı istemiyorum. Ben seni arabayla eve bırakayım. Mert haklı yavrum. Kahvaltıdan sonra hemen hazırla. Yok anne. Aması falan yok yavrum. Bak, birbirimizi gördük, hasretimizi giderdik. Hem belli mi olur? Bakarsın peşinden Amerikalara kadar gelirim. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ben kuzucuğum için Fizan'a bile gelirim. Tamam, hadi o zaman çaylarımızı içelim, sonra kalkarız. Bakalım sen de tonton. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Hoş geldin Levent amca. Nerede? Orada. Ne var? Gel hadi. Senin ne işin var burada? Hadi gel ben. Otur bakalım. Otur şöyle. Şu haline bak. Beni de kendini de rezil ediyorsun. İşte görüyorsun, dayanamıyorum. Ne istersen yaparım. Yeter ki beni şuraya mahkum etmekten vazgeç. Konuştuğumuz gibi geleyim, yanında çalışayım. Kes artık sızlanmayı. Yalvarmak acizlerin işidir. Ben seni uyarmıştım değil mi? Aynı halkları yemeye devam edersen sonunun ne olacağını söylemiştim değil mi? Ama sen ne yaptın? Tayfun Hoca'nın ameliyat parasını çaldın. Yetmedi, Aslı'nın mücevherlerini çaldın. Beni, kendi evini soymaya kalktın. Bunun böyle olmasını sen istedin Kaan. Artık geri dönüşü yok. Şimdi kalk,
İşinin başına dön hadi. Ben o işin başına dönmeyeceğim. Bunu sen istesen bile ben bu pisliğin içine çalışmaya bir daha dönmeyeceğim. Hatta şu anla eve dönüyorum. Kaan. Eğer sözümden çıkarsan evden meş parasız defolup gidersin. Karar senin. Hadi hayırlı işler. Aman durun ben geçeyim. Şişt. Kolay gelsin. Sağ ol teyzem. Zehra. Ay hayırdır Asiye, bu ne telaş? Dün akşam Halil'e sende olduğumu söyledim. Bende mi? Ha, Seda hastalanmış, ona ilaç götürdüm dedim. E nereye gittin peki? Levent'le görüştüm. Bakma bana öyle, mecburdum. Levent'in de oğlunun da bir an evvel hayatımızdan çıkması lazım. Çünkü Halil'in onları bulması ah meselesi. Aman gözünü seveyim Zehra. Ben merak etme dememiş. Buradayım. Lan dakikasına kayboluyorsun ha ortada. Zehra'ya bakmıştım. E Mert Efendi bak bu saat olmuş yok ortada. Git hangi deliğe girdiyse bul getirsin benim taksimi ya. Tamam merak etme. Pislik. Tamam hadi dikkat et. Neco. Teyzem. Oğlum sen biliyor musun Mert nerede, akşamdan beri ulaşamıyorum. Vallahi taksiye çıkmıştır müşteriye teyzem, nereye gidecek? Gözünü seveyim bul şunu. Görüyorsun babası delirdi. Ben onu bulurum sen merak etme. Gördün mü? Ne güzel. Eski Türk filmlerindeki gibi. Sen yani sadece o senelerin mahallelerini değil, arabalarını da seviyorsun. Düşünsene bir. Böyle bir arabanın içindesin. Üstünde o yıllara ait kıyafetler. Başında eşarp. Gözümde gözlük. Arabanın teybinde de o döneme ait bir parça. Of, tam benlik. Söyle Neco. Abi, baban taksi için huysuzlanıyor. Annen de seni merak etmiş, haber vereyim dedim. Tamam koçum, tamam. Dönüyoruz, yoldayız. He. Birlikte dönüyorsunuz yani. Hadi hayırlı işler abicim. Neyse Neco, hadi uğrarım, konuşuruz. Tamamdır. Cemil amca aramış. Hem de çok mesaj da atmış. Bir sorun mu var? Mert neredesin? Nurcan kaza geçirdi, hastanede şu an. Mesajı gördüğünde beni ara hemen. Nurcan kaza geçirmiş, hastanedeymiş. Ne? Umarım kötü bir şey yoktur. Önce oraya gidelim. Nereye? Kursa gidiyorum anne. Bekle. Al bunu yanında bulunsun. Merak ederim sonra. Ne zaman ararsam açılacak o telefon. Kurstan sonra da doğru eve. Tamam anne, merak etme. Neydi o fotoğraf öyle? Nispet yapar gibi. Ne oluyor sabah sabah Yasemin? Bastın gaza gidiyorsun. Dur bir frene bas. Sakinleş. İnsan önce arkadaşına günaydın der. Günaydın Seda. Günaydın minim. Evet dinliyorum. Ya bir şey yok. Fotoğraf çektik öyle işte. Oturuyorduk. Ben dedim ki bir selfie yapalım. Arda da tamam dedi. Bu kadar yani, bir şey yok. Sen istedin yani. Ya evet. Kızım selfie bu selfie. Çekmeyeni dövüyorlar. Ayrıca o mekanda çektirdiğim bütün selfiler bana yol, su, elektrik olarak geri dönüyor. Nasıl oluyormuş o? Bak şöyle oluyor. Şimdi ben o fotoğrafı paylaşırken hem mekanı hem de Arda'yı etiketliyorum ya. İnsanlar beni oranın daimi müşterisi zannediyor. Bu da benim işime geliyor. Kapış?
Seda. Ay neyse, ben Nurcan ablaya geçmiş olsunlar falan diyeceğim. Konuşuruz sonra, tamam mı? Hadi öptüm. Sen arabada bekle istersen. Tamam. Nurcan, geçmiş olsun. Nasıl oldu bu? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Sen iyi misin peki? Hastaneden neden bu kadar çabuk çıkıyorsunuz? Doktor bey bir sorun olmadığını söyledi. Bütün gece müşahede altındaydı zaten. Çok şükür ucuz atlattı kızım. Dikkat et. Acele etme Nurcan, gel bana yaslan. Gerek yok. Kendim halledebilirim. Nurcan çok üzgünüm ben. Ben dün gece gerçekten senin yanına gelmek istedim. Ama... Ama gelmedin. Telefonda sana söylemiştim. Hava çok kötüydü. Geriye gelemedim. Orada kalmak zorunda kaldım. Baba hadi gidelim. Ben yorgunum. Nurcan özür dilerim. Nurcan. Arkadaşını bekletme istersen. Nurcan. Özür dilerim. Nasılmış durumu? Ucuz atlatmış. Hadi ben seni eve bırakayım. Araba? Ben getiririm sonra. Hacer teyze evdedir şimdi, seni görmesin. Ortalığı durduk yere yine germeyelim. Tamam. Ay fenomen oluyorum ben galiba ya. Süper. Seda kız. Ay siz bugün ailecek sözleştiniz mi? Beni korkutmak için falan ha? Yok, geçmiş olsun diyecektim. Teşekkür ederim. Niye? Gece hastalanmışsın ya, ateşlenmişsin. Ne hastalanması, ne ateşlenmesi. Ha. Hasta değilsin ya. Sence? Halil abi sen içkiyi böyle çok fazla içince devreler falan mı cozur diyor? Ne oluyor hani gaybden sesler falan diyor. Olmayan şeyler mi görüyorsun? Halil abi. Hadi ben kaçtım o zaman.
bizimle oynar mısın? Teşekkür ederim. Bizim çocuklarımız da bu parkta oynar değil mi? Oynayacak tabii Asiye. Biz çok güzel bir aile olacağız. Efendim? Efendim, toplantınız başlamak üzere, hatırlatayım istedim. Hepsini iptal edin. Bugün hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Yok ilaç getirmiş de! Beni mi yiyorsun lan sen? Ha? Beni mi yiyorsun? Ne diyorsun lan? Atma lan! Göreceksin lan sen! Burada kalmayacaksın! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Var mı lan öyle yalan dolar? Ayıp ya! Ayıp ya! O gecenin hesabını vereceğim bana! Gitme! Yapma abi! Korkasın koca ya! Kadın el mi kaldırıyormuş ya? Bir şey oldu mu annem benim? Canım benim. Asiye? Ne oldu burada? Kim yaptı bunu sana? Ha? İyi misin? Ne oldu burada? Şimdi adam bir arası geldi. Dövmeye başladı. Bu devirde kadın dövüyor. Bu kadar insanmış ya. Gerçekten siz. Bu kadar insan neresinde dövüyor ya. Alama ne var? Alama bir saniye. Annem Ela'lar çıkalı çok oldu dedi. Neredeyse gelir. Ela'lar öyle mi? Demek ki hala o serseriyle birlikte. Aklım almıyor. Durumdan ben de memnun değilim. Ama bir Ela'yı da dinleyelim diyorum. Ha. Geldi. Hoş geldiniz küçük hanım. Nihayet o serserinin yanından ayrılıp evin yolunu bulabildiniz. Düşündüğünüz gibi değil. Yola çıkmıştım, araba arıza yaptı. Mert de beni babaanneme bıraktı. Peki neden gece sizinle kaldı? Hava çok bozdu. Yani çok fazla yağmur yağıyordu. Başka da bir şey yok. Ya, inanmıyorsanız babaanneme açın, telefon sorun. Bozacının şahidi Şıracı. Nazan! Bir dakika. Benim Mert'le gittiğimizi kim söyledi? Kaan mı? Evet canım. Kaan söyledi. Çok da iyi yaptı. Yoksa bizi uyutmaya hala devam edecektin. Benim sizi uyuttuğum falan yok. Geldiğimde zaten anlatacaktım. Ama neden konuşuyorum ki yani? Boşa konuşuyorum. Çünkü inanmayacaksın. Kafanda kurduğunu yaşıyorsun. Sen kafanda kurmaya devam et anne. Şuna bak. Özür dileyeceğine bir de üste çıkıyor. Anlattı işte. Neden hala üzerine gidiyorsun kızım? Sen zaten buna böyle yüz verdikçe daha başımıza çok iş gelir. Ben çıkıyorum. Akşam yemeği beklemeyin, geç gelirim. Ha, siz de birbirinizi yemeyin. Neden geç geliyormuşsun sen? İş yemeğim var Nazan, iş, iş. Tamam, ben notumu alıyorum. Mert mi arıyor? Mert.
Abicim nerede kaldın ya? Öldüm meraktan. Ne haber koçum? İyidir. Nasıl? Balık zokayı yuttu mu? Az kaldı. Bir yem daha kaldı, ondan sonra tamamdır. Senin aklında bir şey var ama. Neco? Şu 1950'lerin arabalarından bulabilir miyiz? Antika şeylerden. Hayda. Ne yapacaksın ya? Ya söyle sen, lazım. Nereden bulursun? Bizim usta meraklıdır o tip arabaları. İlla ki vardır bir tanıdığı, buluruz. Tamam koçum, o iş sende o zaman. Tamamdır. Hadi ben gideyim, babam tatava yapmadan şu arabayı vereyim. Sonra da fabrikaya geçeceğim. Akşam uğrarım. Haydi eyvallah. Hadi kolay gelsin. Ustaya selam. Aleyküm selam. Ne bu surat Halil abi? Kaybedeceğini anladın ondan mı yoksa? Sen işine bak be, oynayacaksan oyna hadi ya. Mert Bey, hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı ya. Neredesin lan dünden beri? He? İzinsiz niye alıyorsun sen benim taksiyi? Pazarları taksiye benim çıktığımı unuttun galiba. Ulan ertesi gün oldu Ergele. Bu saatten sonra armut mu toplayacağım ben? Armut değil ama taş toplayabilirsin. Başlamışsın zaten. Bir şey unutmadın mı? Mert Efendi. Ne unutmuşum? Hasılatı versene lan. Çık paraları. Hani bütün gece çalışmışsın ya. Görelim bakalım ne kazanmışsın. Ya. Çalışıyorum, ayağına fink attım değil mi? Ulan bir de bana dersiniz ha. Sarhoş, kumarbaz diye. Kim bilir kimlerle sürttün. Karılarla kızlarla mı yedin lan paraları? Herif. Şişt, hop hop hop. Abi yapmayın ya, durun. Yakına dikkat et. Ne? Vuracak mısın he? Vur hadi. Hadi vur! Tamam. Ulan vur da sen de rahatla, ben de rahatlayayım lan artık. Vur hadi! Tamam abi, geç şöyle, sakin ol. Tamam. Tamam abi. Kaçarsın işte böyle. Abi o da senin evladın, yapma ya. Tamam. Söyleyecek lafın yok tabii değil mi? Tamam. Görüyorsunuz değil mi nasıl bana el kaldırıyor? Abi tamam, o da senin evladın ya. Tamam. Senin gibi evlat olmaz olsun. Lan kör! Tamam abi, geç şöyle, otur, tamam, sakin ya, ol. Tamam ya, tamam. Tamam. Daha önce de vurdun mu sana? Hayvan herif. Sen de böyle bir şeye nasıl izin verebilirsin ya? Ben yaparım. Hala benden nefret ediyorsun ya. Nefret mi? Nefret bile edemeyecek kadar bitirdim ben seni içimde. Sen beni terk ettikten sonra Allah'ın her günü, her gecesi seni beynimden, kalbimden, tenimin her hücresinden silmek için çalıştım. Evet kolay olmadı, hem de hiç. Ama sonunda başardım. Öldürdüm seni içimde. Bana lanet okuyup benden bin metre bir adamla evlendi. Sen beni suçluyorsun da bakıyorum seninle hiç vakit kaybetmemişsin. Daha benden ayrılır ayrılmaz gidip biriyle evlenmişsin. Mert kaç yaşında söylesene? Söyle hadi. Neden soruyorsun? Söyle Asiye, söyle. Mert kaç yaşında? 25. 25 yaşında. Yani benden ayrılır ayrılmaz hemen bir de çocuk yaptın ha? Ne böyle bir adamdı? O çocuk var ya, o çocuk. O çocuk sayesinde hayata tutundum ben. Sen beni terk edip gittikten sonra
kendimden, senden, hayattan intikam alırcasına. Ne olduğuna, kim olduğuna bakmadan gittim, evlendim. Sonra Mert doğdu. Onun sayesinde hayata direndim. Ayakta kaldım. Bugün bu yediğim dayak var ya, seni bana attığın tokadın yanında hiç kalır. Asiye. Oğlunu fabrikadan almanı istemiştim. Onu bile yapmadın. Bunu şu an yapmam mümkün değil. Bunu zaten konuşmuştuk. Sen neden bu kadar ısrar ediyorsun bu konuda? Hı? Sırf bunun için gece yarısı benimle buluşmak istemeni bir türlü aklıma almıyor. Neden Asiye? Neden? Benim gitmem lazım. Asiye. Asiye. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Çocuklarımızın daha fazla kavga etmesini istemiyorum. Tamam. Cemil Bey'le konuşacağım. Birbirlerinden uzak kalmalarını sağlayacağım. Bu konuda sana söz veriyorum. Tabii. Benim sözümün hala senin için bir kıymeti varsa. Ben eve gidiyorum. Mert hala yok piyasada. Gelir gelir. Elaya evlenmek ne demekmiş? Biz de beraber görürüz. Değil mi usta? Oğlum bak zaten yeni olay çıkardım, biraz vites düşür artık. Ne vites düşürmesi? Adam Ela'nın peşinden Şile'ye gitmiş. Ne vites düşüreceğim? Benim vitesim düşük zaten. Yani ne diyeyim şimdi? Al işte biz buna iti an çomağı hazırla diyoruz. Ay hoş geldin Mert abicim. Hoş bulduk güzelim. Gel, gel. Abilerin en güzeline bol kepçe. Safiye, Allah'ını seversen fazla parla. Gelsin sen. Nurcan ablanın başına gelenleri duydun, çok üzüldüm. Görünce benden de bir selam söylersin değil mi ona? Söylerim tabii. Söyler, söyler. Söylemez olur mu? Yeter ki bir kadına selam iletilecek olsun. Patron yalakası hemen gider söyler ya. Tamam ya, aranma. Zevzeklik yapma. Ulaşma şunları abi, boş ver ya. Bana bak ya, sen hayırdır? Ela'nın peşinden Şile'lere kadar köpek gibi takip etmeler. Ne oluyor? Şile'yi seviyorum. Havası güzel. Lafına dikkat et ama. Bir dakika ya, bir dakika. Bir dakika be. Lafıma dikkat etmezsem ne olur? Beni buradan kovdurur musun? Becerebiliyorsan yap. Ama aklında olsun. Beni buraya mahkum ettiler. Ben artık sürekli buradayım, tamam? Tamam, hadi. Gel Allah aşkına ya. Rica ediyorum senden ya. Oğlum uzasana. Oğlum hadi ya, rica ediyorum. Ne yapalım biliyor musun? Allah Allah Kaan, hadi ya. Anca öyle it gibi kuyruğunu sıkıştırıp öyle oturursun, tamam mı? Hadi ama ya. Saklanamazsın. Tamam, Allah aşkına ya, ya, hadi ya. Aferin. Ne oldu? Lan dur! Kavganız, ben bir şey yapmadım ya. Bak herkes aklını başına alacak, anladın mı? Ayağınızı denk alacaksınız lan. Bak şunu kötü olur ha. Hele sen Mert Efendi. Adam ol lan artık adam. Adam olması gereken ben değilim lan. Bilip bilmeden konuşma. Ne olup bittiğin hesabını Cemil Bey'e verirsin artık. Kime söyleyeceksek söyleriz. Şişt.
İşin bitti oğlum senin. Artık Nurcan Hanım da koruyamayacak seni. Hadi. Şimdi herkes dağılsın. Yemek bitti. Hadi. Hadi yürü. Yürü. Ya bitti. Yürü ya. Vallahi seni de döverim ha. İyisin değil mi abi sen? Safiye kusura bakma. Ya bırak abi bırak Allah'ını seversen sen bırak bırak bırak. İşine bak sen boş ver abicim git sen ver onları bana. Ben toplarım. Git de işine bak. Sinsi adam arkandan daha fazla laf söylemesin. Mert abi bir şey söyleyeceğim bak. Bu çocuk çok kötü ruhlu. Sen bulaşma ona ya. Ha? Tamam sen. Hadi. Hadi Coşkun abi hadi artık. Ne yapacağız bunları? Ay Allah kahretsin. Üf. Kaan! Oğlum bir sakin ol, bu ne hal ya? Efendim Ela? Kaan sen ne yaptığını sanıyorsun? Anneme nasıl söylersin Mert'le olduğumu? Ya ne olacak, bir sakin ol ya. Ne oldu ki yani? Sen boş ver, neredesin? İyi tamam, geliyorum. Ben de oraya geliyorum, tamam. Hayırdır nereye ya? İş ne olacak? Arda gerçekten rahmetli annem gibi konuşuyorsun sürekli. Sus! İş ne olacak? Çalış! İş ne olacakmış? Ben sanki keyfimden buradayım ya. Keyfinle çalış o zaman. Geçmiş olsun Nurcan abla. Seda? Duymadım geldiğini. Vallahi ben haberi alır almaz koştum hemen geldim. Nasılsın sen? İyi misin? Birazcık daha şey oldun mu? İyi oldun mu? İyiyim iyiyim merak etme. Ay nasıl oldu böyle vallahi hiçbir şey anlamadım. Ama kesin kesin o Ela denilen kızın nazarı değdi sana kem gözlü kız. Ha. Yoksa sen Ela ile Mert'i düşünmekten mi yaptın bu kazayı? Ay saçmalama Seda. Yani olur tabii insanın aklına takılır normal. Alakası yok. Yani sadece biraz dikkatsiz davrandım. O yüzden oldu. Şimdi müsaade edersen biraz dinlenmek istiyorum. Tabii tabii canım sen dinlen ben öyle geçmiş olsun diyeyim diye geldim. Aslında sana söyleyeceğim başka şeyler de vardı da. Tabii bu halde de söylenmez canım. Ne söyleyecektin söyle. Yok. Söylesene Seda. Nurcan abla. Bu Ela var ya, arabasını Neco'nun tamirhanesine bırakmış. Yani aklı sıra tekrar tekrar gelebilmek için yol yapıyor. Cin bu kız cin, şeytan. Aklı fikri Mert abi de. Yani sürekli onu düşünüyor bence. Gel. Getirdim Cemil Bey. Ben beni çağırmışsınız. Efendim, bütün yemekhaneyi darmaduman etti. Ortalığın içine etti ya. Tamam Raşit, sen çıkabilirsin. Kapıyı da kapat. Efendim, kavgayı ben başlatmadım. O Kaan denen herif geldi ve yani ben yemek sırasındaydım. Bırak şimdi onu. Buraya Nurcan için çağırdım seni. Bak Mert. Nurcan benim tek evladım. Göz bebeğim. Annesinin vefatından sonra birbirimizin dünyası olduk biz. Onun kılına zarar vereni yakarım. Acımam. Efendim bunu bana neden söylüyorsunuz? Nurcan'ın son zamanlardaki halini hiç beğenmiyorum. Ve bunun sebebini senin bildiğini düşünüyorum. Cemil abi beni çocukluğumdan beri tanırsın. Ben de Nurcan'ı en az senin kadar seviyorum. Onu üzecek, kıracak bir şey yapmayı asla istemem. Diyorsun ama... Onun bu hale gelmesine sebep olacak şeyleri yapmaktan da geri durmuyorsun. Efendim ben... O... Bak Mert, dolaylı da olsa onun geçirdiği kazaya sen sebep olmuşsun. İstemiyorsanız bir daha kızınızla görüşmem Cemil Bey. Hatta belki ondan uzak durmam en doğrusu. Belki de işten ayrılmam daha doğru olur. Anladım efendim. Thank you.
Kaan. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Mert'le Şile'ye gittiğimi anneme nasıl söylersin? Aa, niye kızın? Doğruyu söylediğim için mi yoksa seni korumaya çalıştığım için mi? Benim Mert'ten korumana gerek yok. Ne oldu? Geçen haftaya kadar adam seni gördüğü her yerde kavga çıkartıyordu. Ne oldu da birdenbire Şile'ye gidebilecek kadar güvenmeye başladın? Şimdi bu kadar güveniyorsun öyle mi? Evet. Çünkü beni anlamaya, dinlemeye çalışıyor. Öyle bir mahallede yaşayan adamın seni dinlemekle işi olmaz. Kesin menfaati vardır. Ya neyse boş ver, zaten sen Amerika'ya gitmiyor musun? E peşinden de gelemeyeceğine göre böylece unutur gider. Değil mi? Belki de gitmem. Burada kalırım. Telefonunuz hala kapalı. Derste kapatmıştım. Ders nasıl geçti bakalım? Her zamanki gibi. Ya sen dün gece yüzünden üzülsün değil mi? Ne oldu? Cevdet amca bizim mahalleden. Ya ben de üzüldüm ama ne yapalım, başka zaman çıkarız. Hiç gerek yok bence. Sen bensiz de gayet güzel eğlenmişsin aslında. Eğlenmiş miyim? Evet. Öyle selfie çekilmeler falan. Keyfin bayağı yerindeymiş senin. Ya uf, o selfie Seda telefonunu çıkartıp bir anda çekti. Ben eğleniyor gibi mi çıkmışım? Vallahi hiç farkında değilim. Ben senin bu hallerine bayılıyorum ya. Ne varmış benim halimde? Kıskanıyorsun. Sen beni Seda'dan deli gibi kıskanıyorsun. Saçmalama ya. Ne alakası var? Bak bakayım buraya. Ne yapıyorsun? Ver şunu. Kıskanma diye sen neden selfie çektin? Ver onu. Ya suratsız çıkarım tabii, birdenbire çektim ben şunu. Ya çok olmaz. Çekici. Şuna bak, ne suratsız çıkmış. Çıkarım tabii, birdenbire çektim ben şunu. Bak görürsün, bak çok çekici çıkmış. Şuna bak ben de. Ben onun çirkine bayılıyorum. Bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben kurt gibi acıktım. Hadi gel, hamur gel. Olmaz. Ne? Annem kurstan çıkar çıkmaz eve geleceksin dedi. O dakikaları sayıyordur şimdi. İyi. O zaman yarın etüte kalacağım dersin, gideriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evdesin bakıyorum. Nerede olacağım Halil? Sen gelsene, şöyle gel. Konuşacağız seninle daha. Sen bana o geceyi açıklayacaksın kadın. Vallahi bir şey yok Halil. Sadece çok bunalmıştım. Dışarı hava almaya çıktım. Hepsi bu. Öyleyse niye yalan söylüyorsun lan sen bana? Ne oluyor burada? Yok. Yok bir şey oğlum. Biz öylesine konuşuyorduk. Hayırdır? Senin ne işin var bu saatte evde? İşten ayrıldım. Ayrıldın mı? Ayrıldın mı? Sırası mı şimdi? Neyse oğlum, boş ver. Her şerde vardır bir hayır. Sana iş mi yok çalıştıktan sonra? Daha iyisini bulursun. Sen ne saçmalıyorsun be kadın? Ha? Herkes de sanki böyle kollarını açmış bunu bekliyor iş vermek için. Niye kovuldun lan? İt! Bana bak, böyle düzgün konuş. Abi. Ne oldu? Nurcan Hanım'ı yeterince memnun edemedin mi yoksa, ha? Ne diyorsun Halil? Bana bak. Laflarına dikkat et yoksa. Yoksa ne lan? Ne? Yoksa ne ha? Oğlum, sen babana bakma. Densiz densiz konuşuyor işte. Ne densizi be? Halil, yalvarırım, sen de sus artık. Yeter be. Sizle mi uğraşacağım lan? Ne haliniz varsa görün. Anne. Bu adam yine bir şey mi yapacaktı sana? Neyse, boş ver şimdi sen onu. Oğlum, bana doğruyu söyle. Kendi isteğinle mi ayrıldın işten? Çünkü sen durup dururken böyle bir şey yapmazsın. Tamam anne, hadi sonra konuşuruz. Neco arıyor. Alo, Neco. Abi,
Tam istediğin gibi bir araba buldum ha. Gıcır gıcır. Yarın sabah elimizde. Aferin koçum. Tamam. Ben gelirim şimdi senin yanına. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Anne. Hı. Ya ben Nurcan'a vermek için bir şey almıştım ama şöyle küçük bir torba vardı burada bir yerde. Ha dur hatırladım. Şuraya koymuştum. İyi ki çıkarttın beni evden. Bir gün kalmak bile bunalttı. Gel şöyle oturalım. Biraz geç oldu ama umarım beğenirsin. İyi ki doğdun Nurcan. Kar küresi. Ya. Ne kadar sevdiğimi unutmamışsın. Bunu odamın en güzel köşesine koyacağım. Teşekkür ederim. Ya ben aslında bunu sana daha önce verecektim ama... Bileğin nasıl oldu? Ağrıyor bazen. Özellikle de akşamları. Neyse. Daha kötü şeyler olabilirdi. Kafam o kadar bulanıktı ki... ucuz atlattım. Nurcan. Sen o kazayı benim yüzümden geçirmedin değil mi? Yani bak ben seni incitecek bir şey asla yapmam. Seni üzecek bir şey asla yapmam. Biliyorsun değil mi? Kızın arabasının mahallede ne işi vardı Mert? O yüzsüz kız sürekli gidip geliyor oraya. Hacer teyzenin de sinirlerini bozuyor. Ama sanki sen de hiç engel olmak istemiyormuşsun gibi. Nurcan benim o kızla bir alakam yok. Gerçekten. O zaman neden bu kadar ilgileniyorsun? Anlamıyorum Mert. Tayfun abiye bunu nasıl yapıyorsun? Tamam. Anlaşıldı. Özel hayatına ilgili yorum yapmıyorsun. Anladım. Ben artık gideyim. Fabrikada görüşürüz. Hayır Nurcan, görüşemeyiz. Ben bir daha fabrikaya gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim? İşten ayrıldım. Ne demek şimdi bu? Babamla konuştun mu? Babanın haberi var. Ya yok. Ben böyle bir şeye izin veremem. Yarın işe geleceksin Mert. Nurcan. Emin ol. Bu herkes için daha iyi. Senden babam istedi değil mi?
Tamam, tamam şekerim, anlaştık. Yarın yoga dersinde görüşürüz. Öpüyorum çok, bay bay. Babam nerede? İş yemeğinde, geç gelecekmiş. Desene kendine yeni birini bulmuş. Ne yapacaksın, babamı görmemeye alışsan iyi edersin. Kaan, haddini bil. Niye? Sen ikinci karısı değil misin? Bir üçüncüyü de bulabilir elbette. Senden eninde sonunda kurtulacağım. Tayfun Hoca bugün nasılmış? Arada halini kontrol ediyor musun? Eminim sık sık bilgi alıyorsundur. Yani en son hali nasıl? Kurtulabilecek mi? Ayağa kalkıp konuşabilecek mi? Öyle ya, bunlar senin için önemli şeyler. Ne demeye çalışıyorsun sen? Ha? Ben? Ya Kaan, niye böyle yapıyorsun? Bence sen benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun. Hani dedim, belki böyle vicdanın sızlıyordur yaptıklarından dolayı. Hatırlarsan ne yaptığını bilen biri daha var. Yani ikimiz sır ortağıyız. Bana bak. Düşün bakayım. Senin bildiğin hiçbir şeyin önemi yok. Çünkü kimse sana inanmaz, tamam mı? Öyle mi dersin? Evet, öyle derim. Hı hı. Hiçbir şey kanıtlayamazsın. O yüzden saçma sapan beni tehdit etmeyi bırak, işine bak. Gel, 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 gel. Seni gebertirim. Hapishaneden çıkarım. Seni bulurum. Tayfun'a yaptığım bunlar yeter. Bir şeyler yapar. Ona tek parça attım seni. Ama bin katını yaparım. Tayfun'a yaptığının bin katını yaparım. Gördün mü bak? Beynim o kadar da küçük değilmiş. Sakın, sakın. Sakın yanlış bir şey yapayım deme Kaan. Hayatın artık benim elimde. Sanma ki bu sadece telefonumda kayıtlı. Aptal mı sanıyorsun sen beni? Bak, eğer bana bir şey yapacak olursan, bu dinlediğin kayıtlar anında ortaya çıkar. O yüzden sevgili oluşum ve oğlum oluşum. Kaan, sakın bak, sakın benimle uğraşmaya kalkma. Sakın! Baba. Kızım, niye geldin bu saatte? Ben de tam çıkmak üzereydim. Baba, Mert'i sen mi kovdun? Yo. O zaman neden işten ayrıldı? Bu kadar paraya ihtiyaçları varken. Nurcan'dı. Ben kovmadım kızım. Kendisi ayrılmak istedi. Baba, bak biliyorsun Mert'e ne kadar değer verdiğimi. Onun gitmesini istemiyorum, her ne olursa olsun. Ama eğer ille de gitsin diyorsan, o zaman ben de işi bırakırım. Burada daha fazla çalışmam. Hani dedim, belki böyle vicdanın sızlıyordur yaptıklarından dolayı. Hatırlarsan ne yaptığını bilen biri daha var. Yani ikimiz sır ortağı. Demek hayatın artık benim elimde. Sanma ki bu sadece telefonumda kayıtlı. Aptal
mı sanıyorsun beni? Bak, eğer bana bir şey yapacak olursan bu dinlediğin kayıtlar anında ortaya çıkar. Canım. Güle güle hayatım. İyi çalışmalar. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Safiye. Günaydın, ne haber? İyi. Sen nasılsın? İyi. Börek yaptım. Şaka yapıyorsun. Sıcak sıcak. Yok, yapmıyorum. Kıymalı mı? Kıymalı mı? Kıymalı be. Kıymalı. Kıymalı mı? Kıymalı. Aç ya o zaman hemen. Aç. Dolma da var içinde. Elimle sardım. Safiye, bu ne? Kıymalı börek. Ya sen de güzel yapmışsın yine. Sen beni sevindirdin. Allah da seni sevindirsin Safiye. O zaman afiyet olsun. İşe gideyim ben. Kolay gelsin Safiye. Dolmaları da ye. Yürüm yürüm. Elimle yaptım. Çok da güzel oldu. Aslan gibi. Ben de iyiyim Safiye. Ben de iyiyim. Fabrikada görüşürüz. Görüşürüz. Sen neden gülümsüyorsun pişmiş kelle gibi? Sabah sabah iyi haber mi aldın? Ya abi bu Safiye ne güzel kızı ya. Sabah sabah kalkmış bana kıymalı börek getirmiş, dolma getirmiş. Safiye'ye alan yaşadı yani desene. Araba bu mu? Nasıl araba? Neco! Kolay gelsin. El ele Safiye. Nasıl abi? Tam eski Türk filmlerindeki gibi. Vallahi kız gibi. Ne diyorduk? İnşallah etkileriz kızı. Ne etkilenmesi abi? Dibi düşecek dibi. Şöyle biraz romantizm, biraz da dönem havası kattık mı? Paket! Amerika'ya gitmesini engelleyelim de yeter. Kız bu arabayı görsün. Bırak Amerika'ya gitmeyi, mahalleye yerleşmezse şerefsizim. Neco dedi dersin. Sonra da Tayfun abi hakkında bülbül gibi şakır şerefsizim ha. Bu ne? Safiye getirdi ya. Al. Bu da piknik sepetiniz. Oğlum kız sana getirmiş bunu. Al, ben içinden payımı alırım. Siz sonra bol bol yeriz. Biz börek. Yersiniz abi. Yeriz. Yemek mi? Börek. Ya az önce yapmadım ben. Öyle yaparsınız işte siz. Ha. Sen yani neredeyse. Siz bilirsiniz. Anahtarı getir, anahtarı. Tamam. Bagaja koyalım. Mert. Alo. Fena, günaydın. Günaydın. Keyifler nasıl? Fena değil, yeni uyandım. Bak camdan dışarıya bakarsan gününün daha keyifli olacağını garanti ederim sana. Efendim? Camdan bak diyorum, hadi. Tamam, bekle bakıyorum. Bir dakika. Ha!
Hemşehriler. Haberiniz var mı ya? Patron Mert'i kovdu. Hadi ya. Nasıl oldu o iş? Ben burada varken durabilir mi aslanım? He? Bir konuşmam yetti. Gürültü patırdı diyorum, artık azalır herhalde. Şşş. Oğlum duymadın mı? Arnold'u kovmuşlar. Rahatız artık. Ne hali varsa görsün. Oho, bu ne ya? Sabahtan beri suratın mahkeme duvarı gibi. Oğlum ne oluyor? Benle niye konuşmuyorsun? Söylesene. Aslı biliyor. Ne? Nereden buldun bu güzelliği? Beğenmeni sevindim. Bayıldım. Peki nereye gidiyoruz? Kaçırıyorum seni. Vay. Ama çok merak ettim. Sürpriz. Gidince görürsün. Tamam. Otur şuraya. Çok keyifli. Keyifli ama başımıza sonra sorun çıkartacaksın bak. Oğlum nasıl biliyor? Nereden duymuş? Nasıl duymuş? Tayfun'la yaptığınız her şeyi duymuş. Gece bahçede konuşurken balkondaydı ya, her şeyi duymuş. Anlayacağım. Bir tane daha şahidimiz oldu. Dikkatli olmamız lazım. Ya dikkati mi kaldı, sen manyak mısın? O kadın bizi hemen ele verir. Hakan, hapse gireceğiz, hapse. Bir sus, bir sakin ol. Şimdilik hiçbir şey konuşamaz, merak etme. Şimdilik? Şimdilik. Ben zaten merak etme, gideceğim buralara. Defolup gideceğim, tamam? Bir yer burası. Bence işte özgürlük bu. O ne? Piknik sepeti. Piknik mi yapacağız? Evet. Bak. Kapın açık. Aa. Alo. Asiye teyze benim, Nurcan. Aa, Nurcan kızım. Kaza geçirmişsin, duydum. Çok merak ettim. Nasıl oldun? İyiyim, gayet iyiyim. Bir sorun yok. Ben Mert'i aradım, ulaşamadım da hala uyuyor mu acaba diye soracaktım. Ha, yok canım. Mert sabah erkenden evden çıktı. İş aramaya gitmiştir o. Asiye teyze, yani böyle bir şey olmuş. İnan ben de çok üzüldüm. Biliyorum canım benim.
Ben senin bilmez miyim altın kalbini? Neyse. Allah büyük. Bir kapıyı kapar, başka bir kapıyı açar. Nefis. Muhteşem olmuş. Yani emmiş kanın dolmalarından başka dolma yemezdim ama bunlar harika. Nereden çıktı bu? Ya sakın bana ben yaptım deme. Yok artık. Öyle becerilerim yok. Maalesef. Bizim mahallede Safiye diye dünya tatlısı bir kız var. O yapmış sağ olsun. 10 numara olmuş. Her şey çok güzel. Ama bir şey eksik. Ne o? Görürsün. Salına geçeceğim hayatım, gamsız hayatım. Şerbetinden doya doya, doya içeceğim hayatım, gamsız hayatım. İçinden salına, salına geçeceğim hayatım, gamsız hayatım. Şerbetinden doya doya, doya içeceğim. Salına geçeceğim hayatım, gamsız hayatım. Şerbetinden doya doya, doya içeceğim hayatım, gamsız hayatım. İçinden salına, salına geçeceğim hayatım, gamsız hayatım. Şerbetinden doya doya, doya içeceğim. Helal'e bak. Hanımefendi bayağı yalnız prensesi oynuyor. Muruk, arabayı bana emanet verebilir misin? Ne yapacaksın? Helal'e bir sürpriz yapayım. Gönlünü almam lazım. İyi. Beni de atarsın herhalde yol üstüne bir ara. İyi, hadi gel. Cesaret mi? Bir dakika, bir dakika. Sen daha benim soruma cevap vermedin. Soru neydi ki? Ne oldu? Dur, konuşuyoruz burada. Şaka yapıyorsun herhalde. Daha yeni sordum. Unuttun mu? İlk aşık olduğunda kaç yaşındaydın? 8 yaşındaydım. Bakkalın çırağına aşık olmuştum. Çocuğu görmek için 2'de 1 eve sipariş veriyordum. Tamam.
Tamam. Sıra bende. Doğruluk mu, cesaret mi? Ben senin gibi korkak değilim güzelim. Cesaret. Peki. Düşünüyorum. Düşün bakalım. Buldum. Neymiş? Denize gireceksin. Yok artık, bu havada. Ya görelim cesaretini. Güzelim, o sadece dizilerde olur. Ya Mert, o zaman cesareti seçmeyecektin. İyi tamam, peki. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Hey Mert, şaka yaptım, dur. Ya hava çok soğuk, saçmalama. Hala yarım kalmış biraz ben gibi seni bekliyor. Aşkın deli yok, nasıl anlatsın derdini sana. Şarkılar yazmadı mı sazlı yürekler. Toplanınca bütün dünyanın geceleri üstüme. Suyla beyazlatıp içiyorum, merak etme. Gülünce yüzünde açan parantezlere al beni. Eller ister yüzsüzdür, vermesen ellere. Aşkın deli yok, nasıl anlatsın derdini sana. Şarkılar yazmadı mı sazlı yürekler. Toplanınca bütün dünyanın geceleri üstüme. Suyla beyazlatıp içiyorum, merak etme. Benim için mi? Evet, dinle bak. Dinle bak. Teşekkür ederim. Yani koleksiyonuma yeni bir parça daha eklendi. Üşüyor musun hala? Gerçi evet. Kurudun ama. Yani yeni yeni ısındım ama iyiyim. Ne bak, hasta olursan vicdan azabı çekeceğim sonra. Bir ay hasta yatsam bile umurumda değil. Böyle bir gün içinde yer. Bir ay. O zaman o Amerika planları falan hepsi patlar. Bu şarkı güzel değil mi? Biliyor musun? İlk slow dansımı bu şarkıda yapmıştım. Hatta çocuğun ayağına 8 kere falan basmıştım. İyi, hadi o zaman gel. Ne? Dans mı? Ayağımı basmamaya söz verirsen. Tamam. Hani ayağımı basmayacaktın? Pardon. Thank you.
Doğruluk mu cesaret mi? Merhamet. Yok öyle bir şık. Tamam. O zaman ben de cesaret diyorum. Ne oldu? Neden güldün? Zor bir şey mi? Tamam. Hayat öpücüğü. Oldu mu? Hayat öpücüğü dedi. Cesaret gerekti anlatıyorum. Ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın? Nurcan, hoş geldin kızım. Hoş bulduk.
Ne iyi oldu geldiğin. Telefonla konuşmuştuk ama seni görmeden içim rahat etmeyecekti. İyiyim ben Asiye teyze, ayaklandım. Şey, Mert eve geldi mi acaba? Yok, daha gelmedi. Ha, öyle mi? Ben de aradım açmadı, geri de aramadı beni. İş görüşmesindedir diye de tekrar aramadım. Gelir birazdan, gel bir çay içelim. Yok, şimdi gelmeyeyim, geç oldu. Peki yavrum, nasıl istersen. Kendine iyi bak, bizi üzme, tamam mı? Tamam. Hadi üşüyeceksin, gir içeri. Tamam. İyi geceler. İyi akşam. Alo Nurcan. Mert merhaba. Dün akşam çok üstüne geldim. İçim rahat etmedi. İstersen görüşelim diyecektim. Neredesin, gelip alayım seni. Ya ben bu akşam pek müsait değilim. Mert. Mert. Hadi gel şunları beraber toplayalım. Peki. Anladım. İyi akşamlar. Bugün hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bu hem mutluluk veriyor hem de... Hem de ne? Korkutuyor. Korkutuyor mu? Neden? Yani kısa zamanda çok olay yaşadık. Şimdi seninle böyle olmamız. Üstüne hemen Amerika'ya gidecek olman. Gitmek zorunda değilsin Ela. İstemiyorsan gitme. Biliyor musun? Artık içimden hiç gitmek gelmiyor. Hem de hiç. Hadi şunları bırakalım da kaçı sonra. Vay, aferin. Aferin. Parçalamışlar. Ne oluyor ya? Ne diyor oğlum? Koç arabayı parçalamışlar. Bu senin mi müşterinin?
ben mi ya? Helal araba şu abla. Polis çağırın ya. Polis. Ya araba der ya. Ben ustaya ne diyeceğim şimdi? Biliyorum Levent Bey. Bu zamanda böyle bir yatırıma kalkışmak pek akılcı gelmeyebilir. Ama ben bizzat işin başında duracağım. Böyle bir yatırımın garantisi nedir peki? Şöyle söyleyeyim. Şu anki nakit sıkıntım olmasa gözüm kapalı gireceğim bir iş. Alo? Evet. Ne oldu memur bey? Hay Allah. Tamam, hemen geliyorum. Vallahi memur bey, bu müşterinin arabası. Bir parmak izi falan alsak, ben hiçbir şeye dokunmadım. Bir tek şu aynaya dokundum, o kadar. Tamam, araştıralım bir. Bizim aile değil, kopuk da dandı. Hiç böyle şeyler olmaz burada ya. Hiç bilmem, kopuk da çekmişlerdi. İyi geceler memur bey. Arabanın sahibiyim ben. Taner Kayalar. Bir şeyler bulabildiniz mi? Araştırıyoruz beyefendi. Mahalleden bir gören olmamış. Öyle mi? Neco? Ne oldu? Kim yaptı bunu ya? Vallahi bilmiyorum abi. Ben dükkanda uyuyordum. Alarm uyandı. Bir de çıktım araba bu halde. Ya abi bizim bu kısmetsizliğimiz ne? Sana bir şey diyeyim mi? Usta bu sefer beni kesin oydu. Sakin ol oğlum. Senin bir suçun yok. Hanımefendi siz ne gördünüz? Adam nerede burada? Bilmiyorum abi. Ela'nın babasıyla geldi. İyi akşamlar delikanlı. Merhaba efendim. Bu delikanlı bizim kanla aynı fabrikada çalışıyor. Sen şu taksici çocuk değil misin? Ela'yı Şile'ye götüren? Evet efendim. Mert memnun oldum. Dedi sana arabanı o uyduruk tamirciye bırak diye. Aklına o serseri taksici sokuyor değil mi? Bak seni arabanın yanına götürmemiş bile. Niye? Arabanın halini görmedi. Anne yeter artık. Mert'le ilgisi yok. Ben arabamı başka bir yere de park etmiş olabilirdim. Konuş konuş. Buldu bizim gibi yağlı kapıyı, bırakmıyor peşimizi. Şile'ye de seni babasının haline götürmedi o. Anne. Nasıl oluyor da hiç tanımadığın insanlar hakkında kendinden bu kadar emin konuşabiliyorsun? Sen Ela, sen ne kadar tanıyorsun bu çocuğu? Peki ya yanılıyorsan? Ya gerçekten kötü niyetli biri ise? Ama hep ben düşüneceğim. Sen hiç düşünme. Neco, oğlum bir çay yapayım da sıcak sıcak için ha. Yok teyzem, sağ ol, sen geç içeri. Peki ya, hadi, hadi geçmiş olsun. Hadi geceler Sermet teyze. Sert ve sivri bir şeyle yapmışlar bunu. Sanki çivi gibi. Vallahi her kim yaptıysa bütün ucunu arabadan almış. Öyle oğlum, görmüyor. Ne oluyor? Anne, bir şey yok. Arabaya zarar vermişler. Ona bakıyorduk. Hadi sen geç içeriye. Sen? Sen gelmiyor musun? Yok anne, ben arabayla ilgileneyim. Sen geç. İçeri geç. Boş ver şimdi. Biz başkalarının işine karışmayalım. Anne, Neco'nun bana ihtiyacı var. Yapma böyle. Hadi lütfen bak, üşüyeceksin. Sen git. Ne oluyor burada? Senin ne al karıştırdın lan acaba? Baba, senlik bir durum yok. Hadi sen eve git. Ne biçim konuşuyorsun lan baba? Benlik bir durum yok. Allah Allah. Gözünü seveyim. Hadi biz içeri girelim. Ya bırak kolumu be. Dayak mı istiyorsun sen yine ya? Gitsin ya. Ooo. Bim. İyi akşamlar. Beni hatırladın mı? Ben senin oğlanın cepte... Hatırladım kardeşim. Hatırladım. Yoksa bizim Hayta bir şey mi yaptı? He? Veyahut... Lan kim bilir ne yaptın ha? Lan var ya bir ana, bir sen. Ya ikiniz de var ya başıma bela oldunuz ya. Ya rezil rüsva ettiniz beni yine ya. Baba, leş gibi içki kokuyorsun. Sen eve git, sarhoşsun sen. Şu ne alkol ya? Ne alkol? Sarhoşluk kalan. Kardeşim, o da sen iyiliği bir şey yok. Durum başka. Hadi bak işine. Tamam hadi. Değil, şey, ben şeyim ya,
Taksi durağına ben şoförüyüm. Tamam dedim ya kardeşim, hatırladım tamam. Hadi Halil, sen bak işine. Halil, ya, hadi gel biz içeri girelim. Konuşuyorum. Hadi gel. Ya Asiye, bu adam var ya, bu sana anlattığım adam. Bu, hani o fabrikadaki olan var ya, onun babası. O adam karun kadar zengin ha. Saat kaç oldu, baban hala ortada yok. Allah'ım sen aklımı koru. Bizi kimlerle muhatap ediyorsun? Bana bak, o araba derhal satılacak. Niyeymiş o? Ben o arabaya asla binmem. Hastalık falan kaparız. Biliyor musun anne? Sen hastalığı çoktan kapmışsın anne. Kimseye güvenmiyorsun. Kimseyi beğenmiyorsun. Hatta beni de babamı da. Anneciğim ne olmuş? Güzelim sen git içeri, ben sana sonra anlatırım. Nece oğlum? Niye bu kalabalık? O kimin arabası? Ela'nın arabası Hacer teyze. Babası da almaya gelmiş. Ela'nın mı? Babası o mu? Tayfun'un hayatını karartan o yüzsüz kız yani, öyle mi? Utanmadan bir de buraya mı gelmiş ha? Ay dilim yaşacak arası soksun ya. Beyefendi bakar mısınız? O kızın babası siz misiniz? Ela'nın babası siz misiniz dedim. Ne yüze geliyorsunuz hala buraya? Oğluma yaptıklarınız yetmedi mi? Ha? Düşün artık yakamızdan. Niye anlamıyorsunuz? Defolun gidin buradan. Tamam. Defolun. Hacer teyze tamam, kötü bir niyet. Şeytan kızınızın gözüm görmesin. Kötü bir niyet yok. Oğlum sizin yüzünüzden hastanede. Defolun. Durmadan büyüyorlar, her yeri sarmışlar. Bütün çiçekleri yok ediyorlar, öldürüyorlar. Tıpkı Aslı gibi. O da seni soldurdu. Bildan Sultan, biraz dedikodu yapalım mı? Özlemişsindir. Eski koca beni okuldan aldı. Eğitime mani oldu. Bir fabrikaya yolladı. Ve oğlum artık işçi olarak çalışıyor. Bir de hırsızlıkla suçlandım. 5 kuruş param yok. Korkma. Bunların hepsine katlanıyorum da.
Onun yokluğuna katlanmam mümkün değil. Senin yokluğunda bir tek onun varlığına tutundum. Onu o Mert denilen şerefsize yar etmeyeceğim. Kızma. Kızma. Çünkü el ayrılıp buralardan uzaklaşıyorum. Hem de ta Amerika'ya gidiyoruz. Aklına takılmasın. Seni de görmeye geleceğim. Ela, canım. Baba, ben de seni merak ediyordum. Arabadan dolayı çok üzgünüm. Araba hiç önemli değil kızım. Canın sağ olsun. Asıl mesele arabayı oraya bırakmış olman. Arabam yolda kalınca... Biliyorum hayatım, biliyorum. Ama o mahalleye gidip gelmen yanlış. İnsanlar çok gergin. Bak dün gece ben oradayken Tayfun'un annesi geldi. Üzerime saldırdı. Ne? İnanmıyorum Taner. Bana bunu söylememişti. Allah'ım şu başımıza gelene bak. Ben bu yaşanan bütün olaylardan çok üzgünüm. Çok özür dilerim. Bu kadar yeter. Gerçekten senin bir an önce yurt dışına gitmen lazım. En isabetli karar bu olacak. Evet. Bak Ela, burada olduğun sürece o insanlarla görüşmeni istemiyorum. O mahalleye de bir daha asla gitmeyeceksin, tamam mı? Nihayet o çok kıymetli gizli arkadaşlarından vakit bulup kızınla ilgilenmeye başladın. Nazan, ben her zaman kızımla ilgileniyorum. Hayatta benim için en kıymetli şey kızım. Anlamıyorum sanki ne haltlar karıştırdığını, kimlerle ne paralar yediğini. Efendim. Alo. Bir maça var mısın? Tam zamanında aradın Kaan. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Neredesin? Kulüpteyim. Salona ineceğim. Ben de pek iyi değilim. Gel bir ter atalım. İkimize de iyi gelir. Tamam, geliyorum hemen. Ay Allah'ım şu kadının kıyafetine bak ya. O montla, o çanta hiç olmuş mu? Görgüsüz. Paranla rezil olmak böyle bir şey galiba. Allah'ım sen bunlara parayı fazla, aklı kıt veriyorsun ya. Niye yapıyorsun bunu? Seda, artık önüne dön lütfen. Gözün dört yaş derken bunu kastetmedim. Ha, biz Ela'ya bakacaktık değil mi? Ama bakıyorum bakıyorum göremiyorum. Nerede? Yok işte. Dün gece Hacer teyze Ela'nın babasına saldırdı demek. Hem de ne saldırma yani. Acaba Ela'yı görse ne yapar? Bir kaşık suda boğar vallahi yani. Ha bu arada. Hani bu Ela'nın arabası Neco'nun tamirhanesindeydi ya. Ela'nın arabası pert. Kim yaptıysa biri kızın arabasını paramparça etmiş. Yani bütün sinirini kızın arabasından çıkarmış birisi. Kimse artık. Kim olduğunu görmedin yani değil mi? Görmedim. Ama şeyi gördüm. Yapan kişinin arabasını gördüm. Araba tıpkı şeye benziyordu. Cemil amcanın arabasına. Seda, böyle ulu orta saçma sapan benzetmeler yapma. Bak vallahi kulübü rüyanda görürsün bir daha. Aa tamam aşk olsun ablacığım yani sen bana bu kadar iyilik yaparken. Benim ağzım ne kadar sıkı bilmiyor musun? Yapmam, ulu orta benzetmeler yapmam. Merak etme. Dayanamıyorum artık. Her şey canım sıkıyor. Bütün bu olanlar.
babam, o fabrika, Aslı, aptal Mert. Kaan, biraz sakin olur musun artık? Tamam, affedersin. Gerçekten canım çok sıkıldı. Kaçıp gitmek istiyorum buralardan. Bana bak. Sen ne zaman gidiyorsun New York'a? Niye? Ben de geleceğim. Ben henüz bir tarih belirlemedim Kaan. Beraber belirleyelim. Beraber gitmek için. Bilmiyorum. Kafam o kadar karışık ki. Gidip gitmeyeceğimden emin bile değilim. Bana bak. Bence gitmelisin. Hatta beraber gitmeliyiz. Bundan kurtulmamız lazım. Ama... Ama... Anlamıyor musun? Burada bir geleceğimiz yok. Gidip orada yeni bir hayat kuralım. Eskiden olduğu gibi baştan başlarız. Her şeye baştan başlarız. Bence denemeye değer. Sayılır abi. Kız konuşacak. Sana yaptıklarını, seni nasıl bu hale getirdiklerini tek tek anlatacak. Abi gerçekleri öğrenmek için ona yaklaşmak zorundaydım. Ama onunla geçirdiğim her dakika kendimden nefret ettim. Sen de benden nefret etme ne olur. Affet beni abi. Affet beni. Geldi seninki. Yetmedi şimdi de kızı parçalayacak. Ela, merhaba. Merhaba. Seni burada görmem çok iyi oldu. Yani ben de sana nasıl ulaşacağımı düşünüyordum. Hastanede olanlardan dolayı senden özür dileyecektim. Bir yanlış anlaşılma oldu. Tayfun hocanın intihar etmesini sen istemedin. Hacer teyze de çok üzgün. Dün akşam babana biraz çıkışmış. Sabah çok pişmandı. Sen emin misin? Evet. Tabii ki eminim. Hatta kızın çok üstüne gittim. Keşke görsem de bir özür dilesem falan diyordu. Aslında ne iyi olurdu Hacer teyzeye bir uğrasan. Hem bugün evdedir, seni de görmek çok istiyordu. Ha? Vay, patron içi de buradaymış. Aa. Sen fabrikada olman gerekmiyor muydu? Ne o, şaşırdın değil mi? Patronla işçi aynı mekanda sosyalleşiyorlar hepimizin hayal ettiği gibi. İzinliyim ben bugün. Aa, bu arada sana üzücü bir haberim var. Kendini çok kötü hissetme. Yakında bu tatlı ve sevimli çocuğu görmeyeceksin. Ben senden, sen de benden kurtuluyorsun hanımefendi. Çünkü biz Ela ile beraber Amerika'ya yerleşiyoruz. Ya. Demek gidiyorsunuz. Hay Allah. Tam da Mert'le nişanlanmak üzereyken. Yazık. Törende bulunamayacaksınız. Çok üzüldüm. Ela duydun mu? Arnold'la Nurcan Hanım nişanlanıyorlarmış. Gerçekten
patron işçi sosyalleşmesinde son nokta olması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Mert'le çocukluk aşkıyız biz. Aynı mahallede büyüdük. Öyle mi? Ne güzel. Çok güzelmiş. Size hayırlı olsun. Çok sevindim. Arnold'a bak sen. Meğerse ne kadar çok hoşlananı varmış. Neyse. Belki düğünümüze yetişirsiniz. Hadi iyi günler size. İyi günler. Oo, içeride söylediklerin doğru muydu? Şimdi değilse de çok yakında gerçek olacak. Senden korkulur, vallahi korkulur. Bana bak Seda. Eğer ağzını açacak olursan... devamını sen biliyorsun. Biliyorum ablacığım ama bu da birinci sınıf fermuar yani. İyi. Vay be. Olaya bak. Irgat patron aşkı. Neyse ki konunun bizi ilgilendiren bir tarafı yok. Çok takılmaya da gerek yok bu yüzden. Nurcan niye gelmiş? Bir şeyler söylüyordu sana. Hacer teyze beni görmek istiyormuş. Hacer teyze kim be? Tayfun Hoca'nın annesi. Kızım, o kadın hastanede senin üzerine yürümedi mi? Ne istiyormuş şimdi? İşte hastanede yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyormuş. Gidecek misin? Vay! Bu ne güzellik ya böyle. Bir dakika, siz dünkü fotoğraftaki kıza hiç benzemiyorsunuz ama... Ya! Sen hala silmedin mi onu? Ya siler miymiş? Yoksa ben senin hasretine nasıl dayanırım? Hadi gel, şurada çok güzel bir yer var. Oraya gidelim, hem yolda zaman kaybetmeyelim, tamam? Tamam. Oh be! Sonunda rahat rahat sevgilimi yanıma alabildim. Nasıl ya? Sevgilin miyim ben şimdi senin? Ellerin ellerimde olduğuna göre... Ne oluyor ya? Sakin ol, tamam. Gelirse gelsin, konuşuruz. Korkacak bir şey yok. Saçmalama! Sen tanımadın mı abimi? Olay çıkmasın, sen git hemen, hadi. Ne haber Behlül? Osman ne haber? Hani yemek yiyecektik beraber? Sonra yeriz, lütfen. Tamam ya, ama bak söz. Tamam mı? Tamam, tamam. Aa, ne yapıyorsun? Berfu! Berfu, gel, gel. Şansımız bol olsun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi! Beni almaya mı geldin sen? Ya bu sefer de ben geleyim dedim. İyi demiştin. Ne yapıyorsun? Dersler nasıl bakalım doktorun? Süperdi. Hmm. Hadi gel gidelim. Ne böyle alelacele? Sen de kendine dikkat et Asiye'ciğim. Tamam canım. Güçlü ol. Yala sabır versin. Zehracığım. Ne işi var burada? Ben sizi görmek istedim. Beni yanlış tanımanızı, yanlış düşünmenizi istemiyorum. Dur! Dur! Sen hangi yüzde geldin kapıma? Ha? Hangi yüzle geldin? Dur. Defol. Yapma. Defol. Sen utanmadan nasıl geliyorsun hala buraya? Oğlumun hayatını mahvettin sen şeytan. Açtığın yaraları deşmeye mi geldin sen ha? Evladını mahvettiğin bir annenin bu halini görmek sana zevk mi veriyor? Defol git şimdi buradan. Kardeşim, seni mahallemize istemiyoruz. Çık git, bir daha da buraya gelme. İnşallah o hastaneye dan da sen yatarsın. Hadi. Hayır. Geç sen arabaya. Geç, tamam. Geç. Ne
yaptık biz? Ne yaptık? Her şey düzelecek Ela, merak etme. Hiçbir şey düzelmiyor Kaan. Yani hepimizin suçu bu artık. Öyleyse gidelim buradan. Uzaklara gidelim. Kimsenin bize bu yaptıklarımızı hatırlatamayacağı bir yere gidelim. Peki. Vicdanımızdan uzağa gidebilecek miyiz Kaan? Ela, bir şekilde hayatımıza devam etmek zorundayız. Öyle olmaz. Şu haline bak. Sen bunu hak etmiyorsun. Zaten bir şey söyleyeceğim. Senin bu olanlarla ilgili bilerek yaptığın hiçbir şey yok. Kimsenin sana eziyet etmesine izin verme. Onların da vicdanın da yeter artık. Kaan, bir an önce gidelim buradan. Bir an önce gitmek istiyorum Amerika'ya. Bundan sonra seni hiç yalnız bırakmayacağım. Söz. Bu konudan herhangi bir beklentim olduğunu sakın düşünme. Çünkü biliyorsun, en az ben de senin kadar üzgünüm. Ancak birbirimize destek olursak bunların hepsini atlatırız. Göreceksin, hepsi geçecek. Tek başına? Baba, ben buradan hemen gitmek istiyorum. Gitmek çözüm mü? Bırak sana yardım edeyim. Ben senin babanım. Baba, bana yardım etmek istiyorsan bir an önce Amerika biletimi al. Lütfen baba. Ben Amerika'ya gitmek istiyorum. Amerika mı? Evet. İyi bir üniversiteye kayıt yaptırıp eğitimimi orada devam etmek istiyorum. Üniversite eğitimine Amerika'da devam etmek istiyorsun. Evet. Güzel. Evet. Çok güzel. Peki New York mu yoksa Los Angeles'ta mı okumak istersin? Bence bir an önce kararını ver. Orada sana bir ev tutalım. O evi dayayalım, döşeyelim. Değil mi? Hatta diyorum, üniversiteye de bir miktar para yatır. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Yediğin onca halttan sonra bir de seni ödüllendirecek miyim? Ya sen de baba, sen benim o fabrikasına girip de akıllanacağımı falan mı sanıyorsun? Sen beni tanımıyor musun? Ya üniversiteye gideyim diyorum, eğitim alayım diyorum. E tamam işte. Gideceksin fabrikaya, çalışacaksın. Paranı kazanıp öyle gideceksin. Bundan sonra benden sana zırnık yok zırnık. Amerika'ymış.
Amerika'ya gitmezsem. Amerika nerede? Ben de o Amerika'ya gideceğim. Ben bu saati satmak istiyorum. Tabii Kaan Bey, hemen bakalım. Yerine yeni model bakmak ister misiniz? Yok yok, sadece satmak istiyorum. Ben saat takmaktan hoşlanmıyorum aslında da, elden çıkartayım. Anladım. Ben hemen hesaplayayım. Efendim? Alo. Oğlum neredesin sen ya? Niye dönmedin? Raşit Usta seni sorup duruyor. Herif beni darladı ya. Raşit Usta'na selamını söyle. Hatta becerebiliyorsa beni bir an önce işten kovsun. Şimdi biraz işim var, sonra konuşuruz. Sen akşam kulübe gel. İş çıkışı. Okey. $2,500. Ne? Saatin markasının farkında mısınız? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? 2500'den çok daha fazla eder bu. Maalesef ikinci el olunca fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Size en iyi fiyatı verdim. Peki tamam. Buyurun. Kolay gelsin. Geceden beri en az 10 defa aradım, 10. Açmıyor. Ne oldu da şimdi böyle oldu bilmiyorum. Abi tam da kıvama gelmişti. Nurcan geldi. Selam. Hoş geldin Nurcan. Arabada sorun mu var? Hayır, bir sorun yok. Hatta her türlü mevcut sorun da giderildi. O ne demek? Babam çok üzgün olduğunu söyledi Mert. Seninle öyle konuştuğu için pişman ve işinin başına geri dönmeni rica ediyor. Ne güzel işte. Bilmiyorum Nurcan. Bir dakika, daha söyleyeceklerim bitmedi. Kaan'dan da kurtuluyorsun. O nasıl olacak? Kaan da Ela'yla birlikte gidecekmiş Amerika'ya. Peki bunu sen nereden biliyorsun? Ben dün kulüpte karşılaştım ikisiyle. Spor yapmışlardı, beraber oturuyorlardı ve gayet de mutlu görünüyorlardı. Kaan işi bırakacağını, kendisinde Ela ile birlikte gideceğini söyledi. Ela da hazırlıklara başlamış. Gayet kararlı görünüyordu yani. Hem sen neden bu kadar üstüne duruyorsun bu konuda? Bize ne? Bırak gitsinler. Hem kurtuluruz o belalardan. Belli ki yedikleri haltlar ağır geldi. Beraber Amerika'ya kaçıp vicdanlarını rahatlatacaklar, akıllarınca tabii. Neyse, ben gideyim. Fabrikada görüşürüz. Abi ben hiçbir şey anlamadım ya. Şimdi Ela tekrar Amerika'ya gitmek istiyor, öyle mi? Hem de bu şekilsiz herifle. Kaan kandırmış olmasın bunu? Artık ne olduysa oldu. Ama öylece çekip gitmelerine izin vermeyeceğiz tabii ki. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Tamam. Gidebilirsin. Ne yapıyorsun sen? Sen benim telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Hı? Hani Amerika'ya gitmekten vazgeçmiştin? Hay Allah. Tam da Mert'le nişanlanmak üzereyken. Yazık.
törende bulunamayacaksınız. Çok üzüldüm. Ela. Vazgeçtiğimi kim söyledi ki? Sana hiçbir şey için söz vermedim Mert. Ama sen o gün sahilde... Benim kararım kesin. Yarın sabah ilk uçakla gidiyorum. Sen de burada kiminle ne yaşamak istiyorsan onu yaşa. Lütfen şimdi önünden çekil. Parayı nereden bulacaksın? Birinden falan mı isteyeceksin? Denedim de soysuzların hiçbirinde para yok. Biliyorsun ne zaman istesen o zaman olmaz. Ben de bir saat vardı onu sattım. Daha bir şey yetmez ki. Kardeşim ben vereyim kartımı. Ama yani peder limit koydu biliyorsun. Oralarda en fazla birkaç gün idare eder. Sağ ol Muruk. Düşünmen yeter. Eladan istesen olmaz mı yani? Sonuçta beraber gidiyorsunuz. Yok yok. Yani şu anda gerek yok öyle bir şey. Ha, bu arada dün gece beni aradı. Şey dedi, hani bizimle sen de gelsen olur mu falan. Sen ne dedin? Ben dedim, yok yani olmaz. Çünkü zaten yeni yeni kendime geliyorum. Hani şu an modumda da değilim. Tabii canım, modun yerine bir gelsin öyle gelirsin. Zaten biz de bir cicim aylarımızı yaşayalım. Bak gör, tekrar aşık edeceğim kendime. İyi, sen lafın üstüne. Bana bak, sakın para konusunu açayım deme. Oo, fıstık! Gel bakayım, bir öpeyim seni. Ne bu surat? Yarın mükemmel yeni hayatımıza başlangıç yapıyoruz. Kendine gel biraz. Kahve taze, söyleyeyim mi? Taze, hadi gel. Bir kahve alabilir miyiz? Minim. Ne öyle dalgın dalgın yürüyorsun? Yo. Yürüyorum öyle işte. Dalgın değilim. Ne o? Yüzünde güller açıyor senin. Arda dün kurs çıkışına geldi. Ne? Niye gelmiş? O gece gelemediğim için üzülmüş. Öyle görmek istemiş işte. Elimi tuttu Seda. Artık sevgili olduğumuzu söyledi. İyi. Tekrar buluşmak istiyor. Buluşacak mısın peki? Ya çok istiyorum ama korkuyorum. Annem bir duysa lime lime eder beni. Ama belki sen benimle gelirsen gidebilirim. Hı? Olmaz Yasemin. Olmaz çünkü... benim burada yaşadığımı bilmemesi lazım. Nasıl ya? Senin bu mahalleli olduğunu bilmiyor mu hala? Söylemedim. Çünkü ne kadar fakir olduğumu bilmemesi lazım. Yani bak, benim olayım Arda'yla değil biliyorsun. Ama onların gittiği mekanlara falan gidiyorum ya ben şimdi. Yani zengin çocuklarla takılıyorum. Onların benim zengin olduğumu düşünmeleri lazım ki onları tavlayabileyim, anladın mı? Bu yüzden sakın Arda'ya bir şey söyleme. Seda, bu yaptığın doğru değil. Elinde sonunda öğrenmeyecekler. Ya Yasemin, sen benim zor durumlardan çıkamadığım bir zamanı hiç gördün mü? Boş versene sen oraları. Sadece sen bana söz ver. Hatta sen benimle ilgili hiçbir şey konuşma Arda'yla, tamam mı? Tamam mı? İyi, peki. Ama bak, öyle abuk subuk adamlarla muhatap olmayacaksın, tamam mı? Allah korusun, başına bir şey gelmesin. Sen arkadaşının iyiliğini mi düşünüyorsun sen, ha? Ben seni yerim. Yerim ben seni. Sen mi yiyeceksin benim? Yok, boğazımda kalırım ben seni. Hadi ben gidiyorum şimdi. Sonra konuşuruz. Yazık. Ya moruk, senin vardır köşede paran. Bankada unuttuğun 3-5 kuruşun kesin vardır. Ya hadi önümüzdeki ay vereceğim diyorum.
İyi tamam be, tamam. Adi herif. Para bana yetmez ki. Ne var? Amerika'ya gitmek istemiyor musun? Sana ne? Al sana para. Senin parana kalmadık. Ama Kaan'cığım, hani benimle iyi geçinecektin? Bak böyle yapmaya devam edersen maazallah birileri aramızdaki sırrı öğreniverir filan. Bak benim param çok kıymetlidir. Emin ol bunu seni sevdiğim için yapmıyorum. Tek isteğim benden uzak olma. O yüzden bu parayı al ve buradan git. Sağ ol. Alayım. Al. Çıkar mısın odamdan? Niye? Sohbet etseydik. Anlatsana ne yapacaksın Amerika'da? Havaalanına gelmemi istemediğinden emin misin kızım? Ha? Gelirsen gidemem ki babacığım. Hani okula gidiyormuşum gibi düşünelim. Böylesi daha iyi. Oralarda kendine dikkat et. Bak biz buradayız. Evin burada. Baktın olmuyor. Rahat değilsin. Atla uçağa gel. He? Bizi habersiz bırakma Ela. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen ara. Tamam. Merak etmeyin, iyi olacağım. Hadi hoşçakalın. Hadi güle güle. Güzel kızım benim. Hacer teyze. Ha, Mert. Nasılsın? Çok şükür bugün daha iyiyim oğlum. Hiç değilse içimden geçen her şeyi söyledim o şeytanın suratına. Kim? Oğlumun hayatını karartan o namussuz var ya. Utanmadan yine kapıma geldi biliyor musun? Ela buraya mı geldi? Ya ben de şaşırdım. Neymiş efendim? Benden af dilemeye gelmiş. Bak bak bak. Hazır bulmuşum tabii, bırakır mıyım? Ağzıma geleni saydım döktüm. Sağ olsun mahalleli de toplandı etrafımıza. Kızı dövmekten beter ettik. Geldiğine geleceğine pişman oldu. Tabii ya. O yüzden gidiyor. Ne dedin oğlum? Yok, bir yere yetişmem lazım da benim Hacer teyze. Akşam uğrarım sana, tamam mı? Tamam. Annene selam söyle. Baş üstüne. Abi nereye? Ela'yı yakalamaya. Ben biraz trafiğe sıkıştım. Sen pasaporttan geç, ben hemen geliyorum. Tamam güzel, tamam. Ben gerekirse uçağı bile durdururum senin için.
Lunch'a geçiyorum ben, orada bekliyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Ya şoför bey, ara yerlerden gidemez miyiz? Uçağı kaçıracağım. Her yer kilitli hanımefendi. Kardeşim. Hadi yürü. Kaldım kızım, ben uçağa binmek üzereyim. Tamam, ilk kapıdan geçtim, geliyorum. Hadi konuşuruz. Ela! Mert, senin ne işin var burada? Dur, gidemez, tamam mı? Mert, bırak beni. Ya dursana bir dakika. Neden duracağım Mert? Neyi bekleyeceğim? Sen de mi nişanına davet edeceksin beni? Ne nişanı ya? Nurcan'la nişanlanıyor musun? Ya saçmalama. Öyle bir şey yok. Benim onunla aramda hiçbir şey yok Ela. Yalancı. Nurcan bana her şeyi anlattı. Ela, Nurcan seninle görüşmemi istemiyor. O yüzden söylemiştir bunu. Başka bir açıklaması yok. Benden sadece Nurcan nefret etmiyor. Herkes. Çevrendeki herkes benden iğreniyor. Düşmanmışım gibi bakıyorlar. Hacer teyze, mahalledeki kadınlar, hatta annen bile. Tayfun Hoca'nın konusunda sadece beni suçluyorlar. Ben suçlamıyorum onu. Artık ben dayanamayacağım. Daha fazla dayanamayacağım. Bizim seninle geleceğimiz yok. Olmayacak. Gitmem lazım. Bunların hepsi bahane, biliyorsun değil mi? Sen korkuyorsun. Neyden? Bana aşık olmaktan. Benim sana olduğum gibi.
bulamadım onu. Beni affet. Senin başına gelenleri açıklayabilecek tek insanı elimden kaçırdım. Ela'yı elimden kaçırdım, gitti. Gitmedim. Ela. Ela. Ben gidemedim.